Arkadaşlar, herkese hayırlı günler dilerim. Bugün konu başlığımız, başlıkta gördüğünüz gibi 2022 yılında sözleşmeli app alımları ile ilgili bilgiler vereceğiz sizlere. Bugün bu konuyu dile getirmek için, sizlerle bu güzel haberleri paylaşmak için hepinizi bir araya topladık arkadaşlar. Yüzlerce kardeşlerimiz, takipçilerimiz 2022'yi dört gözle bekliyor arkadaşlar. Yeni alımları beklerken tabii ki bu süreçte bizim deneyimlerimizden not alıp çalışıyorlar. Hani spor mülakatları olmak üzere sözlü mülakatlarında ne gibi önlemler almaları gerekiyor. Bu gibi eksikliklerini bizler sayesinde gidermeye çalışıyorlar. Ve bizler de bu konu üzerine bizleri dinleyen ve bizleri takip eden ve bizlere değer veren her kardeşimize bu sözü veriyoruz arkadaşlar. 2021 yılının artık son alımı arkadaşlar bitmek üzere, ayın 18'inde bitecek. Bu senenin sözleşmeler alımları bitecek. Şunun netini söyleyeyim sizlere arkadaşlar, yaptığımız analizlere göre bizi takip eden, YouTube'da takip eden, Instagram'da takip eden, hele hele ki WhatsApp grubuna gelen, en yakından bizimle iletişime geçen her kardeşimiz analizlerimiz %95 oranında arkadaşlar başarı sonuç göstermiştir. Bu başarıyı gerçekten hani sizler verdiniz. Bizler de sizlere bu kararlılıklarınıza destek çıktık. Sizlere inanç verdik ve eksikliklerinizi giderek bu başarıyı elde ettik. Herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Bu başarı hepimiz sayesinde. Biz bir bütünüz arkadaşlar. Biz bir bütünüz yani. Bu hep tek başımıza olacak diye bir şey yok. Kenetleneceğiz. Birbirimizin açıklıklarını, eksikliklerini bitireceğiz ki başarı elde edeceğiz. Arkadaşlar 2022 yılındaki sözleşmeler alımlarını takip ediyoruz. Hangi ayrılıklarında olacak ve adaylar nelerle karşılaşacak? Bu takım bilgiler elimize dün geldi. Bu bir analizdir arkadaşlar. Tabii ki biz bu analizi bir günde yapmıyoruz. Yani bir 15 gün içerisinde yapıyoruz, soruşturuyoruz, araştırıyoruz, bilgi ediniyoruz ve sizlerle bu konuyu paylaşıyoruz arkadaşlar. Net bilgi almadığımız sürece zaten bu konuyu da dile getirmiyoruz. Çok hani nadir dile getiriyoruz. Arkadaşlar 2022 yılındaki sözleşmeli alımları büyük ihtimalle Şubat aylarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli alımlarını açacak. Deniz de olabilir, hava da olabilir. Yani kara kuvvetleri garanti banko açacak. Deniz ve hava açabilir mi? Açabilir ama çok düşük bir ihtimalle açabilir. Yani %10 deniz, hava %10 açabilir. Ama kara kuvvetleri %90 oranında 2022 yılının Şubat aylarında arkadaşlar sözleşmeli alımlarını Türkiye'de başvuru şartlarını yerine getiren her kardeşimize başvuru şansını verecek arkadaşlar. 2022 yılında sadece bir alım olmayacak. Sözleşmeler alımları yılda 3 tane oluyor arkadaşlar. 3 tane alım oluyor. Kara kuvvetleri ön planda oluyor. Savaşçı birlikleri oldukları için her zaman terörle mücadele olan yerlerde savaşmak zorunda oldukları için genellikle komando eğitimlerine bir takım daha sıkı önlem almak amacıyla arkadaşlar özel yetiştirilen özel personellerdir. Yani Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki bir sözleşmeli elle Hava Kuvvetlerindeki sözleşmeleri ben bir tutmam arkadaşlar. Havadaki adam karadaki adam gibi eğitim görmez. Karadaki adam zımba gibi olur abi. Zımba gibi olur. Komando eğitimini görür. Terörle mücadele olan yerlerde ayrı eğitim görür. Dağlık alanlarda, bayırlarda, ormanlık alanlarda gece eğitimleri, bu gibi eğitimleri en baştan görmeye başlarlar. Kara kuvvetlerindeki sözleşmeler adayların çoğunluğu Kuzey Irak, Afganistan, Suriye, Halep, Şam, Elbap, sınır dışı, hudut bölgelerinde görevlendirilmek üzere görevlendirilir arkadaşlar. Onun için kara kuvvetlerindeki her birey, her aday özel yetiştirilir. Deniz kuvvetlerine göre, hava kuvvetlerine göre ayrı yetiştirilir arkadaşlar. Her kuvvetin kendi prensibi vardır arkadaşlar. Kendi eğitimleri vardır. Havanın eğitimiyle karanın eğitimini bir tutmayın arkadaşlar. Yani tabii ki içerisinde aynı olan eğitim aşamaları var. Ama ağırlık olarak
Kara Kuvvetleri Komutanlığı ön planda arkadaşlar. Onun için 2022 yılında Şubat aylarında Türk Silahlı Kuvvetleri sözleşmeler alımlarını %90 oranında aşacaktır arkadaşlar. Bana bu müjdeyi vermeye layık gören takipçilerime de ayrıca çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu da beğenirseniz beni gerçekten mutlu edersiniz arkadaşlar. Sizlerin destekleri sayesinde bizler sizlerden aldığımız desteklerle her zaman yükselmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Tabii ki bu süre zarfında rakiplerimiz oluyor, kötü yorumlar yapanlar oluyor. Yani neden yaptıklarını da bilmiyoruz ama canları sağ olsun bizim ne niyetli insanlara nasıl yaklaştığımızı zaten her kardeşimiz cani gönülden samimiyetimin o kendisine verdiğim pozitif enerjiyi görmüştür. Arkadaşlar bana vakit ayırdığınız için herkese teşekkür ederim. WhatsApp gruplarımıza gelmek isteyen kardeşlerimiz varsa kanalımızın yanında katıl butonu var arkadaşlar. En kötü ihtimalle yorum kısmına WhatsApp grubuna gelmeniz için bir link bırakacağız arkadaşlar. Kanalımıza katılıp geleceksiniz ve bu süreçte arkadaşlar sizler WhatsApp grubuna dahil olduktan sonra benimle birebir iletişim kurma özelliğine bu fırsatı değerlendireceksiniz ve bu fırsatı kazanmış olacaksınız arkadaşlar. Tabii ki herkese yardım ediyoruz. Herkese elimizden geldiğince destek çıkmaya çalışıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim bizim yani durumumuz yok. Allah yardımcınız olsun kardeşim. Hani hiç gocunmayın. Ben zaten elimden geldiğince sizlere YouTube üzerinden desteklerimi veriyorum. Ha bu yapılan bağışlar ise arkadaşlar hani benim hani bir kuruş boğazıma gitmedi. Bu yaptığımız sistem yoğunluktan dolayı böyle bir uygulama yapmamızın amacı yoksul insanlar, gariban insanlar, muhtaç olan insanlar olduğu için biz de bir el uzatıyoruz arkadaşlar. Hepimiz bir elden destek verince yani çok böyle güzel bir duygu oluyor arkadaşlar. Allah razı olsun herkesten. WhatsApp grubumuza gelmek isteyen kardeşleriniz varsa herkes orada bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.